Merhaba sevgili seyirciler. Şef Olacak Çocuk programında sizlerle birlikteyiz. Ben Zeki Açıköz ve mutfaktaki asistanım. Merhaba, ben Bade Cemil Çalışkan. Zeki şefimin dediği gibi birbirinden güzel yemekler yapacağız. Şefim, bir şey fark etmediniz mi? Elin altında saklıyorsun bir şeyler ya. Bir muzurluk yapacaksın bana ne? Şöyle size küçük ve lezzetli bir sürpriz getirdim. Tavşan falan mı çıkacak içinden? Hı hı. Ne çıkacak? Şöyle göstereyim kameraya da. Ya bir şey söyleyeyim, duygulandırdın beni şu an biliyor musun? Bir tane alıyorum şöyle. Ya ev usulü böyle, evet, hanımlar güzel yapıyor bizim Türkiye'de. Ben yaptım, annem yapmadı. Bak 3-4 tanesini sen yapmışsın da gerisini annen yapmış. Öyle hissediyorum. Ama çok güzel. Eve götürebilir miyim yemeğimi? Tabii ki. Hepsini. Hepsini. Ben yaptım, tabii götüreceksin. Peki, tamam. Bak sonra sulanma benim dolmama. Yok, tamam. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün karalahana sarması yapıyoruz. Evet. İzleyicilerimiz kağıtlarını, kalemlerini hazırlasınlar. Biz de malzemeleri hazırlayalım. Hemen geçelim mi yapmaya? Evet Badeciğim, malzemelerimizi hazırladık. Saymak ister misin? En baştan başlayalım. Bulgur, yoğurt, yumurta, un, salça, domates, soğan, nane, tereyağı, kıyma, kuzu ve dana kıyması karışık, zeytinyağı, dereotu, maydanoz dereotu, karalahana, evet, karabiber, baharat, tuz ve burada da tenceremiz. Evet Bade, ne yapıyoruz sen söyle. İlk önce karalahanaları haşlıyoruz. Haşlayalım mı o zaman? Haşlayalım. Dolapta buz var. Bak ben suyu koydum, kaynıyor. Buzumuzu çıkartır mısın? Tamam. Çünkü niye? Haşlandığı zaman ne yapıyoruz? Söyle bakalım şimdi. Buza atıyoruz. Çok güzel. Ispanakta yaptığımız gibi. Destek istiyor musun benden? Yok, istemiyorum. Önce lahanalarımızı şöyle alıyoruz. Bir tanesini ayır. Bir saniye. Ayırdım. Şunu ayıralım, tamam. Şuraya. Neden ayırdık? Hepsini birden at. Aradaki farkı görmek için. Çünkü ne oluyor kaynadığında? Şöyle bak. Şu zaten biraz sonra girdiğinde ne oluyor? Suyu emip küçülecek. Azaldı mi? Değil mi? Say bakalım şimdi. Kaça kadar saydığımızda bu hazır olur sence? Bir. Tuzunu attık. İki. 3, 4. Durduğumda bak ilimizin plakasını soracağım sana. Devam 5, et. 5,5. 5,75. Evet. 5 çeyrek. 6, 7 değil. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Oldu. Hadi bakayım, söyle bakalım şimdi 14 neresi? Biliyor muyuz bakalım? Yani burada senin sayende küçük izleyicilerimiz de Türkiye'deki illerimizin plaka numaralarını öğreniyor. Evet, 14 dedik. Ama ben aslında bilmiyorum. Çok basit senin için. Çok basit, biliyor musun? Evet. Bunu bilemezsen çok üzülürüm burada. Düşünüyorum. 14. Mesela bana bak yani. Bolu. Yes. Hazır bu. Suyunu nereye çıkartıyorduk? Kaba. Aksın diye yani. Hı. Şöyle. Bunu ben yapacağım sana. Tamam. Şimdi bu arada ben sana bir lahana vereceğim buradan. Sen oradaki lahana ile beraber al. Hani demiştik ya, ne oluyordu? Rengi koyulaşıyordu. Al bakalım koyumu, göstersen. Çok koyulaşmış buna göre. Ya bütün sebzeleri, yani aklına hangi sebze gelirse gelsin haşlanan, A'dan Z'ye ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Haşlayıp soğuk suya atıyoruz. Mu? Şoklama yapıyoruz, buzlu suya. Yani mümkün olduğu kadar tencerede bekletmiyoruz.
Çünkü bize bunu hep sorarlar. Bu sebze nasıl yeşil oluyor? Sanki boyadığımızı falan düşünüyorlar. Dolayısıyla görmüş olduğun gibi şahane. Bunları bir keselim mi? Şefim ben küçük ucundan aldım yedim ama. Yiyebilirsin. Sebze çok güzel bir şey. Şuraya koyalım bunu da. Altını açıyoruz bari. İsraf etmeyelim demiş olduğumuz neler vardı? Sebze kökleri falan vardı ya, hatırladın mı? Ya da kabukları. Mı? Evet, var mı dolabımızda? Var. Ne var? Ne varsa atıyoruz değil mi? Hı hı. Bunlar çorbalarda, soslarda, ilerleyen dönemlerde programımızda bunları yapmaya çalışacağız. Çünkü niye? Bu zaten bu olmasa hazır domatesi kullanacaktın değil mi? Evet. Bak şunları da atıyoruz. Şunu keselim. Tamam. Değil mi? Kesiyoruz. Şuna dolma saracağız. Bak bu minik yapıyorum. Bu minikleri sen saracaksın onu minik parmaklarınla. Tamam. Bunu da buraya attık. Doğru mu? Doğru. Bu işlem böyle ne yapıyor? Devam ediyor. Eline sağlık Bade. Teşekkür ederim. Yapraklarımızı böyle, lahanalarımızı kestik, köklerini buraya attık. Şimdi içini yapalım mı? Yapalım. Ama senden tek bir ricam var. Bu çok keser. Tutuyorsun, burayı sağlam tut ama. Rendere hiç sorun yok. Bastırmana gerek yok, tamam mı? Tamam. Şefim. Söyle. Bunu biz küp küp de böyle güzelce doğrayabilirdik. Niye rende kullanıyoruz? Ama dolmanın içinde çok küçük olması lazım. Hmm. Ben doğrayabilirdim onu ama... Şimdi burada beraber yapıyoruz ya, ikimizin de çalışıyor olması gerekiyor. Bir de el alışkanlığını rende kullanarak, bıçak kullanarak... Bunlar yavaş yavaş elde etmen gerekiyor. Onun için en basit yolu şu anda rende. İlerleyen dönemde... Hızlı hızlı doğrarsın artık. Burnum yanmaya başladı bile. Gözlerin yanmıyor, burnun mu yanıyor? Hı hı. Bak bu domateslerimizin kabuğunu da atıyorum. Peki şefim hani bu bulgurla bu domatesin falan ya da herhangi bir şeyin ölçüsünü ne kadar koymalıyız? Ölçüsü tamamen kendi zevkimize göre. Biz burada yarım bardak civarında bir bulgur kullandık. Ya da göz kararı. Göz kararı ama şöyle çok etli olsun istiyorsak et miktarı artar. Bizim burada bir 150 gram kadar kıymamız vardı ya. Evet. Yarısı kuzu yarısı dana etinden. Tamamıyla bu bizim köyde mesela biz çocukluğumuzda. Şimdiki gibi çok et bulamıyorduk. Sırf bulgurla dolma yaparlardı. Dolayısıyla burada herkes yani illa 100 gram kıyma, 100 gram şey diye, bulgur diye bir şey yok. Yani acı seven acı atabilir. Baharat gibi bu da. Ama bizim ölçümüz 150 gram civarında. Yani bir su bardağı kıyma, yarım su bardağı bulgurumuz var. Bir adet de soğanı görmüştün zaten. Evet, yoğur bunları şimdi. Ben bunu o zaman çiğ köfte. Yoğuruyorsun. Çiğ köfte yapar gibi yoğuruyorsun. Hadi. Çok sulu soğan. Sulu değil değil işte daha su belki koymamız bile gerekecek. Bak ben sana daha burada neler veriyorum. Çünkü önce bulgurla soğan, domates her ne varsa. Evet daha salça da vereceğim sana bak burada malzemelerimiz var gördün mü? Şefim ama hani diyelim et için kıyma için söyleyeceğim. Evde tek dana kıyması var olur mu? Kesinlikle olur tabii ki de. Mesela çocuklar ve hanımlar kuzuyu kokuyor diye sevmeyebilir. Gözleri mi yaşardı? O zaman tuz atalım, soğan çabuk ölsün. Tuzunu attık, atarken unutma. Tamam. Evet, bunu da alalım. Şefim size zahmet bana bir peçete verebilir misiniz? Tabii ki, az bir çekil bakalım şöyle. Tabii. Ağlıyor musun bakayım? Ay, kıyamam kız sana. Dur, sen dur, ben sileyim. Kapat. Kapat. Tamam sen bırak onu ben yapayım. Ağlama daha fazla. Salçasını da atalım o zaman. Oh. Soğan da gerçekten acıymış. Ben de ağlayacağım şimdi. Biraz acı atalım mı bari? Olur. Atıyorum bak. Atın da hani benim de yiyebileceğim şekilde. Heh, tamam. İyi hadi azalt.
Tamam mı bu da? Kıymasını tamam. Atalım mı içine? Atalım artık. Evet, hızlanalım artık değil mi? Onu da attık. Şunu şöyle koyalım. Çok heyecanlandım valla. Burada bunun içi biraz yumuşak olması gerekiyor. Senden ben az bir su isteyeceğim, biliyor musun? Tamam. Aa, çok az bir su lazım bana. Evet, ver hadi. Bak benim de yanmaya başladı gözlerim. Çok az bir su lazım dediniz şöyle. Çok o da çok az oldu ya. Tamam, bu yeter. Yeter mi? Hemen sarmaya başlıyoruz. Koyayım mı yoksa yeter mi o kadar? Yeter, yeter. Tamam. Tamam, bunu da hallettik. Al yaprağı, saralım bakalım. Nasıl saracağız? Tadı çok güzel vallahi. Nereye koyacağım? Ben de sarayım bir tane. Bak bunlar minicik olacak. Elde değil, burada sardıracağız. Ama buradaki önemli nokta ne? Bak, burası damarsız, burası damarlı. Damarlar içe gelecek, anladın mı? Anladım. Yani buradaki püf nokta, böyle güzel bir lahanayı güzel şekilde haşladığımızda senin dolma gibi minicik olacak bu. Bak harekete. Çok güzel. Beni izle bir. Bak ne yaptık? Şu kenarlarını da topladık. Minicik oldu. Bugün dolmaları sen sarıyorsun, hiç karışmıyorum. Olur mu? Olur. Çok güzel. Bence tamam. Oldu. Oldu. Koy tencereye, bir tane daha sar şimdi. Biraz kalın oldu sanki. Olsun, onları ben yerim. Tamam, bir tane daha yapıyorum, sonrasını size bırakıyorum o zaman. Yok, dolma işine hiç karışmıyorum bugün. Pişirme işi bende. İç ne kadar çok koyarsan o kadar büyük oluyor. Hiç onlarla uğraşmıyorsun. Ha, tamam. Koyduğunda ne demiştik? Kapat. İşte burada şey. Yani herhangi istersen şöyle koy bak, toptan. Ne yaptık? Kapattığımızda alıyorsun, geri çekiyorsun. İstediğin boyda, yani bunu büyük olarak da sarabilirsin bak. Hmm. Ne kadar yayarsan. Katladık, devam et. Şimdi iç artacak gibi sanki. Şimdi baksana dolaba şey var mı? Biber, domates, patlıcan ne bileyim. Bir tane lazım ama, tek bir tane. Kapya biberimiz var. Bundan yapalım. Olur. Kapya biber sence pişer mi bundan beraber? Bence pişer. Bak şöyle yapıyoruz. Yani dolma biber mantığında. Şuradan tuttuk. Hı. Ne yapıyoruz? Bastırıyor. İçe bastırıyor. Sonra çıkıyor. Şöyle koyalım. İlginç. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bulgurumuz var mı? Bu az gelecek bu iç buna. Doldurduk. En azından şöyle. Sıyır hiç kalmasın. Bir değişiklik yapalım mı hadi? Yapalım. En son ben bir tanesine çok kıyma koymuştum. Şu. Şunu da şöyle atalım içine. Sürpriz baklık. Kapya biberin içinden lahana dolması çıkacak. Şunu da geri içine koyuyoruz. O zaman şunu da şöyle yapıyoruz. Şunları. Değişik. Şu dolmalarımızı şuraya yatıralım. Altını aç bakalım şimdi hocamızın. Bunların üstünün açık olmaması gerekiyor. Biz bir tane renk olsun diye tesadüf bak ayırdık. Üstüne kapatalım. Yağlı kağıtla kapatabilirsin. Şöyle tamam, güzel. Şimdi tekrardan bir tuz atmamız lazım bizim buna. Evet, biraz da karabiber atalım. Altını açtık değil mi? Evet. Acı sevmiyorsun kesinlikle, doğru mu? Şunları meyane yapacağız. Meyane? Üzerine. Şunu da alalım. Tereyağımızı da atalım biraz. Şefim meyane ne? Yani biraz bağlayacağız aslında dolmayı. Tereyağını da attık. Altını açabilirsin şimdi. Kaçı açtın? Biraz su veriyor musun bize? 9. Bir bardak su.
Pencereden sesler geldi, hızlı olmamız lazım. Akını mı koydunuz? Akını koymadım, akını ha. Ayırdık. Tamam. Suyunu koyayım mı şefim? Suyunu öyle koymayacağız şimdi. Tencereyi az bir kenara çekersen, bu yanmaz zaten. Nasıl hızlı? Şunu yakar mısın? Ağır ağır pişsin, daha güzel. Biraz az bir su dökeyim, çırp. İyice. Öyle değil, aksesuar yapma. Artistlik işi öğrenince yaparsın. Şöyle, iyice. Sence kalmış mıdır? Bak bakayım pütür içi. Bence biraz daha karıştırmalıyım. Pütürle değil, al. Teli al. Gördün mü? Hiç kalmadı bak. Dibinde görünür. Karıştır biraz daha. Mikser çalışırken nasıl çalıştırıyor? Aynen böyle. Şimdi biraz bağlamak için bak. Şöyle atayım, sıçramasın. Tam bir mikserim ya. Mikser biraz bunun yavaş. Dolma hafif kıvamlı olsun diye yapıyoruz bunu, tamam mı? Tamam. Evet, bence bu yeter. Tenceremizin altı yanıyor değil mi? Hı hı. 9'a getirebiliriz onu da. O zaman şöyle yapalım mı? Her ihtimale karşı... Süzelim. Süzelim. Dök. Bence pişti. Bence de beni çıkartın diyor. Oo. Şu kapağı alalım. Altını kapatabilir misin? Hangisinden yemek istersin? Şu minikten yemek minikten isterim. Minikten ye. Sen o zaman bunu ye, ben de şu miniyi yiyeyim, olur mu? Olur. Önce sen yiyorsun. Tamam, önce ben yiyorum o zaman. Bakayım. Yoğurt seviyordun, yoğurda bandırabilirsin. Sence ben bunu hepsini komple atabilir miyim ağzıma? Atarsınız. Gerçekten mi? Artık görev oldu, mecbur atacağım. Yoğurtla tereyağıyla ne güzel oluyor değil mi? Hı hı. Bir de Trabzon tereyağı olursa tadından yenilmiyor böyle. Oh kız ne güzel yedin, canım istedi vallahi. Güzel diyorsun. Evet biz bugün kara lahanadan yaptık, beyaz lahana, pazı. Onun dışında biber, domates, soğan, patlıcan, kabak böyle gidiyor değil mi Türk mutfağında? Evet sevgili seyirciler, görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar diyoruz. Şef Olacak Çocuğu izlemeyi unutmayın.